Hatay'dan Libya'ya çalışmak için giden iki Türk vatandaşından 93 gündür haber alınamıyor. Kayıp olan iki vatandaşın Samandağ ilçesindeki ailelerinin endişeli bekleyişi sürüyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinden çalışmak için Libya'ya giden Mehmet Demir ile Volkan Altınok'tan 93 gündür haber alınamıyor. Akrabaları Libya'nın başkenti Trablus'un yaklaşık 30 kilometre uzağındaki Kasbin Gaşir'de bir lokantada çalıştıkları sırada Halife Hafter güçlerince alıkonulduğunu düşündükleri Mehmet Demir ve Volkan Altınok'un bir an önce bulunması için yetkililere çağrıda bulundu. Kayıp Mehmet Demir'in 11 yaşındaki kızı Zümrüt Demir, babasını çok özlediğini söyledi. Babam Libya'da çalışıyordu. En son onunla 3 ay önce görüşmüştük. Ben babamı çok özledim. Bana babamı verin. Biz babamızı istiyoruz. Daha fazla konuşmak istemiyorum ben. Yapamıyorum çünkü. Oğlunun henüz 25. gününde damadında 7 yıldır Libya'ya gidip geldiğini söyleyen anne Behiye Altınok şöyle konuştu. Oldu. Eniştem de 6-7 senedir gidip geliyor. Son bir yıldır gitti. Bu 3 ay içinde haber alamadı. Bize dönmelerini istiyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Sayın Tayyip Erdoğan'dan çocuklarımızın getirmesini istiyoruz biz. Mehmet Demir'in eşi Pınar Demir, kayıp olan eşi ve abisinin nerede ve durumlarının nasıl olduğunu bilmediklerini söyledi. Abim ve eşimden 3 aydır haber alamıyoruz. Nerede, nasıllar, kimin elindeler hiçbir şekilde bir bilgimiz yok. Devletten, büyüklerimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Eşimi ve abimi bulmalarını istiyorum. Bize kavuşturmalarını istiyorum. Benim eşim 7 yıldır gidip geliyor. Libya'da hiçbir sorunu olmadı. Abim de henüz yeni gitti. 25 gün olmuştu gideli tutulduklarında. Eşimi istiyorum, abimi istiyorum. Lütfen herkes yardım etsin. Yardım etmelerini istiyorum. Devletimizden, büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan. El atmalarını istiyorum. Bundan bir hafta 10 gün önce 6 Türk tutuldu Libya'da yine. Onlar 48 saat içerisinde bırakıldı. Aynı talebi eşim için de yapılmasını istiyorum. O 6 Türk nasıl talep edildiyse, nasıl 72 saat bir süre tanıldıysa bırakılmaları için. Eşim ve abim için de aynı süreyi istiyorum. Yine aynı talebin yapılmasını istiyorum. 10 Nisan'dan beri eşimle abimden haber alamıyorum. En son 9 Nisan'da konuştuk biz eşimle. Gayet iyilerdi, bir sorun yoktu. 10 Nisan'dan itibaren 3 ay oldu, haber alamıyoruz. Eşimle abim lokantada çalışıyorlardı. Lokantanın içinden gelinip bütün işçiler alındı. Bizimkiler Türk olduğu için bırakılmadı. Diğerleri yabancı uyruklular hepsi bırakıldı. Türk oldukları için bizimkiler alıkondu. 3 aydır haber alamıyoruz hiçbir şekilde. Konsolosluğa başvurduk, birçok yere başvurduk, milletvekilleriyle görüştük. Henüz bir haber yok. Yani elle tutulur şu an bir haberimiz yok. Çocuklarım çok üzgünler. İkide bir babalarını sorup duruyorlar. İşte bizi niye aramıyor? Niye görüşmüyor? Küçük çocuk anlamıyor. 6 yaşında kızım. Fazla bir şey anlamıyor. Babam niye bizi aramıyor diyor. Ağlıyor. Babamı istiyorum diyor. Büyük kızım da gördüğünüz gibi konuşamıyor bile ağlamaktan. Babalarını sorup duruyorlar ve ağlıyorlar. Çok üzgünler.